kısa dönemlerde çıkan, girdi çıktı yaparken bir takım yeni ilişkilerle yeni insanları taşıyan ve bir şekilde de paranın döndüğü ama esas patronun başkaları olduğu bir oyunun küçük parçaları. İşte bu küçük parçaları anlatıyoruz. Bu küçük parçalarda nasıl bu oyuna girip çıkabiliyorlar, nasıl bu kadar rahat davranabiliyorlar? Döndük dolaştık Emin Çapa'nın sık sık detaylarını anlattığı, Barış Terkoğlu'nun da söylediği varlık barışı sayesinde. Varlık barışı bakıldığı zaman Türkiye'nin ekonomisi dönsün ya da işte insanları biraz rahatlaşsın, iş dünyası hoş tutulsun gibi algılanmakla birlikte belki kamuoyunda aslında öyle değil. Barış Soydan bizimle birlikte T24 yazarı, ekonomist ya da hazır olacak. Barış gelene kadar o zaman Emin'le konuşalım. Şimdi biraz önce Fatih'teki küçük bir altıncıyı anlattık. Küçük bir altın dükkanı olan bir ismi, kuyumcuyu anlattık. Sen de anlattın Türkiye'nin altın piyasasına hükmeden o. Neden? Venezuela altınları Fatih'teki o küçük kuyumcu dükkanına gelmiş meğerse. Aslında biraz önce önemli şeyler söyledi. Ben girmek istemedim Bahadır Özgür. Bunu da nasıl diyoruz ki Yeni Şafak'ın makalelerini ya da haberlerini takip ederseniz aslında bu işlerin çok daha evveliyatını öğrenirsiniz. Sedat Peker'e ihtiyaç yok. Bu da öyle. Biz bugün bakarken Venezuela'daki muhaliflerin yaptığı açıklamaları takip ettik editörümüz Erdal'la birlikte. Ve ne gördük? Mesela Venezuela'daki muhalif liderler Merkez Bankası'nın boşaltıldığını, Venezuela altınlarının da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini söylüyorlar. Sonra ne oluyorsa oluyor, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin arası bozuluyor. Çünkü anlıyoruz ki o Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden altınlar bir daha Türkiye'ye gelmeye başlamışlar. Maduro bizzat başkan yardımcısını gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmi bir açılışta diyor ki artık Çorum bir altın cenneti olacak. Yani Sedat Peker'e gerek yok zaten. Orada tabii ki bunu Cumhurbaşkanı legal bir işlem olarak anlatıyor ama işte bunun arasındaki aracılar, o arada ne olmuş, kimler devreye girmiş, ne olmuş, ne gibi işler dönmüş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mıydı yok muydu bilmiyoruz ama bir sürü insanın haberi varmış ve bu işler yürümüş. Şimdi bir şey söyleyeceğim bu arada ben. Şirin, pazartesi günü yayınımızda CHP'nin Washington temsilcisi Türkiye'yi iki kez uyardı Amerika Birleşik Devletleri bu Venezuela altını konusunda dedi. İran altını konusunda zaten bu Zarrab meselesi, Halkbank meselesi bir dava var hatırlarsan. Hem tarih verdi hem Türkiye'de Ankara'da hem de Washington'da uyardı Türkiye yetkilileri dedi. Şimdi ben bunun üzerine döndüm baktım. Hakikaten bunun haberleri çıkmış. Benim dikkatimden BBC örneğin bunu haberleştirmiş. Amerika'dan Türkiye'ye Venezuela ile altın ticareti uyarısı. Türkiye'ye yaptırımları delmesi nedeniyle Venezuela ile yaptığı altın ticaretine son vermesi için baskı yaptığı öğrenildi. BBC Dünya Servisi'nin haberine göre Washington bu altınların İran'a gönderilip Amerika yaptırımlarının ihlal ediliyor olabileceğini den şüpheleniyor. Yani hakikaten yapmış mı uyarıları? Yapmış. Amerika Birleşik Devletleri yapmış, Sezgin Baran Korkmaz'dan da yapmış ve Türk yargısı harekete geçmediği için bir şey yapılmamış. Yani bu altın ticaretinde Venezuela bağlantısı olan Sezgin Baran Korkmaz iddia edilen, uçağı işte defalarca Venezuela'ya giden, biraz önce Bahadır Özgür'ün söylediği gibi özel uçaklarla her türlü para da taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz altın da taşırsınız ya da neyse başka şey de taşırsınız bilemeyeceğim. İddialar ona göre. Ve orada ne dedi Yurter Özcan? Bir şey daha söyledi. O zaman Amerikan yargısından gelen hiçbir talebi kabul etmeyen, SBK'nın yurt dışına kaçmasının da bir anlamda yolunu açan iki kişiden birisi şu an Yargıtay üyesi, diğeri de Adalet Bakan Yardımcısı. Şimdi Barış Soydan'a dönelim. Barış, iyi akşamlar, tekrar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Siz de bizim gibi noktaları birleştirenlerden bir tanesisiniz. Dolayısıyla bu konuda. Şimdi varlık barışının Türkiye'nin nasıl kara para cenneti haline getirdiğini konuşuyorduk. Biz günlerdir sizle de konuştuk. Bu arada süresi uzatıldı bugün. 6 ay daha. Yani evet. Bütün bu tartışmaların ortasında kulaklar tıkanmış durumda ve süresi uzatıldı.
Ben bunu söyleyip Emine bırakayım sözü. Belki Barış'a pas atmak sen istersin. Sonra Barış'ın da sorularıyla devam ederiz. Hemen bir şunu söyleyelim. Hani ekonomide meşhur tabirdir. Çok kullanırız. Herkes kullanır. Kötü para iyi parayı kovar. Bu böyle. Kayıt dışı çalışan şirket, kayıt içi çalışan şirketi zora düşürür. Onu iflasa sürükler eğer buna izin verirseniz. Dolayısıyla. Acaba şu anda yaşadığımız da o mu? Çünkü geçmişte de biz hani bunlardan bahsediyorduk. Ama kayıt dışıyla kara para başka şeyler. Yani aynı şey değil. Kayıt dışı vergisi verilmemiş, yasal yoldan kazanılmış para. Ama kara para başka bir şey. Acaba bunun bu kadar yayılmasında kara paranın Türkiye'ye gelmesi, aklanması, giderek şişmesi, bundan nemalanan eğer kimlerse onlar siyasetinden, bürokrasisinden ve tabii tırnak içinde özel sektöründen, bir takım iş insanlarından bu kadar yayılmasının nedeni, gittikçe obezleşmesinin nedeni acaba bu akışın, dışarıdan bu akışın kesintisiz bir şekilde gelmesi mi? İçeride de bunları büyüten bu insanları. Özür dilerim. Aslında biraz önce Bahadır Özgür'ün bu konudaki şeyi dönemselleştirmesi doğruydu bence. Yani bir tarihe kadar, yani 2015'lere, 16'lara, 17'lere kadar hatta Türkiye'ye yurt dışından çok ciddi sıcak para giriyordu. Yani sıcak para derken borsaya, tahvile, hatta doğrudan yabancı sermaye yatırımı giriyordu. Bir dönem 20 milyar doların üzerinde Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı girdiği yıllar var. O dönemde Türkiye'nin çok kara paraya ihtiyacı yoktu. Çünkü hani ekonominin dişleri dönüyordu bu giren temiz parayla diyelim. Fakat daha sonra dünyadaki dengelerin değişmesi, bu arada Türkiye ekonomisinin de duvara vurması sonrasında yurt dışından para girişi durunca ekonominin ve başkanlık sisteminin çarklarını döndürmek için taze paraya, sıcak paraya ihtiyaç oldu. Ama bu para temiz yollardan, işte borsadan, tahvilden ya da fabrika yatırımları yoluyla artık gelmiyordu. Ve son yıllarda gerçekten de kara para çok fazla baskın bir hal almaya başladı ekonomide. Varlık barışı meselesi son yıllarda çok sık bir şekilde çıkmaya başladı gerçekten. Bugün uzatıldı. Söylediğiniz gibi, Şirin Hanım'ın söylediği gibi 6 ay daha uzatıldı. 20 Kasım'da çıkmıştı ama bu 7. kez çıktı ve vergi barışı gerçekten Türkiye'ye kara parayı getiriyor. Yani hani sineklerin üşüşmesi gibi bu varlık barışı da dünyanın dört bir yanından kara paranın Türkiye'ye üşüşmesine yol açıyor. Ve evet, bence kesinlikle kara para temiz parayı, yani iyi parayı kovuyor Türkiye'de. Kovuyor çünkü çok açık, hani rakamlar o kadar açık ki. 2013-14 yılında Türkiye'ye 25 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı girmiş, yani fabrikalara yapılan yatırım. Geçen sene bu rakam 6-7 milyar dolara inmiş ki artık bunun yarısı da 3-4 milyar doları da konut satın almak için gelen para Türkiye'ye. Yani aslında 3 milyar dolara, 4 milyar dolara inmiş durumda yabancı sermaye. Çünkü yatırımcılar, yani uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi şöyle görüyorlar. Ya bu ülkede benim malıma çökülür mü? Birincisi, ya bu ülkede işte biraz önce gerçekten çok doğru bir şekilde söylendi. İçişleri Bakanı veya işte ilgili bakan beni çağırıp bu alacağımdan indirim yapılmasını isteyebilir mi? Şimdi böyle bir ülkeye elbette yatırım gelmez. Ama varlık barışı Türkiye'ye kara parayı işte getiriyor. Ve işin enteresan tarafı şöyle bir şey var. Varlık barışına gerçekten acaba Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Yani tam güzel noktaya geldiniz. Ben de onu soracaktım Barış. Sizi yine maalesef bekleteceğim. Çünkü kısa bir reklam aramızı vermek zorundayım. Şimdi biraz önce siz dediniz ki Türkiye ekonomisi kötü duruma girince 2015-2016 yıllarında bu şirketlerin kurulması mecburen kara parayı çekmek zorunda kaldı. Öyle mi? Türkiye'nin ekonomisi normal bir hukuk devletinde olduğu gibi düzgün, küçük krizler yaşansa bile yönetilseydi kara paraya gerek duyulur muydu? Yoksa Türkiye ekonomisi normal yollardan gidecekken çökertilip bilerek ve isteyerek bir takım insanların zenginleşmesi için kara para cennet haline mi geldi? Yani kötü ekonomi
beklenmeyen, istenmeyen, kontrol edilemeyen bir durum mu? Yoksa çok da elverişli, çok da istenen, çok da beklenen, özlenen bir durum mu ki bir takım isimler birden zengin olsunlar? Birazdan bu sorunun cevabı.